1966 Kütahya Tavşanlı Çaltılı Köyü doğumluyum. 4 çocuklu bir ailenin en küçük evladıyım. İlkokulumu doğup büyüdüğüm Çaltılı Köyü'nde bitirdim. Ondan sonra bir sene Balıköy Kur'an kursu. Kur'an kursundan sonra orta kısım Tavşanlı İmam Hatip Lisesi. ...1987'de Kütahya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 88 senesinde 8 ay Tavşanlı'da vekil İmam Hatip olarak görev yaptım. 1989'da kadroyu Bilecik Bozüyük'te aldım. Orada başladım. Bozüyük'ten sonra Domaniç, bir 7 sene orada görev yaptık. Domaniç'ten sonra Kütahya, bir 3 sene Ağaçköy, ondan sonra 7 sene Turgutlar Köyü'nde İmam Hatip olarak görev yaptık. Son 4 senedir de Kütahya Mescid-i Aksa Camii'nde İmam Hatip olarak görevimi yapmaktayım. Cami cemaatine de bir arkadaşım, ev arkadaşım sayesinde tanıştım. Osman hocamızla da olsun. İşte duyuyorduk yani arkadaşlardan da camide böyle etkinlikler, kahvaltılar, gece sohbetler, muhabbetler. Ben de pek sevmiyordum yani böyle şeyleri de. Ev arkadaşım işte beni davet etti. Bir gece geldim. Kendi arkadaşça ikimiz de hani nasıl söyleyeyim, dostça sohbetler. Daha farklı yardımları da oldu bize. Konuştu hani kendi ikimizin arasında. Diğer arkadaşlara da böyle cami cemaatine alıştırma olsun. Hani hiç zorla bir şey yok yani. Hani kim arkadaşlarım var sadece kahvaltı etmeye geliyorlar ama gelin diyor yani yine de. Bunu daha önce de muhabbeti de olmuştu yani. Sadece imamlıktan farklı sanatkar kişiliği de ön planda yani. Burada ağaç oymacılığı, işte çeşitli sergiler yapıyor. Hani arkadaşlarla da gidiyoruz görmeye. İşte camimizin içinde de bir takım eserleri var. Cemaatin çoğunun yaşlı kesimde. Ben de gelince üzülüyordum. Üzülsem mi sevinsem mi bilemiyordum. En genç bendim çünkü. Sonra hocam bir nevi gençleri camiye davet etti. Yani bir nevi camiye yaşlılar gelir tabirini yıkmıştır. Ben böyle inanıyorum. Güzel bir şey oldu benim açımdan da. Şu an gençin durumu belli. 20 yaşlılarım çoğu değişik şeylerle ilgileniyor. Ama hocam durumun ciddiyetinin farkında. Güzel bir adım atıyor. Bizleri topluyor camide. Allah için topluyor. Bunu seviniyorum. Allah razı olsun ondan. Hocamızın imamlığının dışında ahşap oyma işleri varmış. Biz haberimiz yoktu. Sonra da öğrendik. Gittik gördük, güzel işler yapmış. Yani pek beklenmez aslında bir cami imamından böyle işler ama güzeldi yani. Bu ağaç oyma sevdası bizde çok daha önceki senelerden vardı. Ama imkan bulamıyorduk. Zaman ya da mekan her neyse. İşi bilmediğimizden biz bir makineyle başladık. Onunla olacak zannediyorduk. Ama olmadı. Biz deneme yanılma yoluyla işte şöyle yapsam nasıl olur? Daha iyi, daha güzel nasıl yıkarım? Hep bunun gayreti içerisinde olduk. Sanat merkezimizde 24 tane sanatçı var. Bu sanatçıların içinde Osman Aslan hocamız da bulunmaktadır. Osman Aslan hocamız, yani ben imam gördüm, hoca gördüm ama ben böyle renkli, böyle çok etkinliği olan, yaratıcılığı olan, becerisi olan bir sanatçı görmedim. Kendisi oyma sanatından tutun, aklınıza ne gelirse, sanatın her dalından hemen hemen ilgisi olan, yani modern bir hoca diyebiliriz. Osman Hoca'nın burada merkezimizde olması, burada sanatçımız olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor, gurur veriyor. Tabii ki pek çok arkadaşımız burada değişik alanlarda sanat icra ediyorlar ama Osman Bey, Osman Arslan Bey de
aramında renk katan arkadaşlarımından biridir. Kendisi cami imamlığı yapan ama imamlığın dışında da ahşap üzerine benden de uzun yıllar önce başlamış, belli bir mesafeye ulaşmış değerli bir arkadaşımın. Sağ olsun o da merkezimize renk katanlardan biri. Genelde oyma üzerine kıl testleriyle çalışıyor ve mükemmel eserleri var. Tabii bunun önemli olan tanıtımı ve takdir edilmesi her şeyden önce. Kendi yapması, başarması ayrı, o başarıyı takdir edecek alanların oluşması gerekiyor, tanıtımı gerekiyor. Sanatın din adamı, devlet memuru, iş adamı da olabilir. Her meslekten insanın ben sanatı yapacağına inanıyorum ki Osman Bey bunların örneklerinden bir tanesidir. Yani din adamlarının sadece namaz kıldırır, sadece cenaze yıkar, sadece mevlid okur, bu yanlış. Çünkü onlar da hayatın içinde, sosyal yaşamın içerisinde, onların da ailesi var, onlar da toplumun içinde bir takım şeylerle yüz yüze kalan insanlar. Sadece caminin dört duvarının içine onları hapsedip orada görmek yanlış. Ama geçmişte belki bir takım ölçüler bu noktaya getirdi toplumu. Öyle görülmüş de olabilir ama ben Osman Bey'in bunu yıkmış insanlardan ve bunu yıkılmasına da öncülük eden kişilerden olduğunu görüyorum. Bu iş hayal gücünüzde sınırlı. Niye hayal edebiliyorsunuz? Ahşabı işleyebilirsiniz. Biz de onun için bu atölyeyi kurduk. Osman Arslan kardeşimiz bu ulvi görevinin, imam hatiplik görevinin yanında güzel sanatlar dalında çalışmalar yapması bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bizim müdürlüğümüzün güzel sanatlar sergi salonunda da sergi de açmıştır. Gerçekten çok takdire şayan, çünkü farklı bir özelliği ve farklı bir çalışma örneği sergilemektedir. Ahşap üzerine oyma yaparak meşakkatli, zor bir sanat icra etmektedir. Ben bu vesileyle kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Beni asıl sevindiren şu. Biz bu yapmış olduğumuz işlerde manevi olarak çok şeyler kazandık. Çok güzel dostluklar kazandık. Bizim bu bir imam hatip olarak yapmış olduğumuz görev halk arasında çok güzel tepkiye sebep oluyor. Ya imam böyle bir şey yapıyormuş falan. İlgi gösteriyorlar, alaka gösteriyorlar. Hiçbir şey yapamazsa adam gelip dua edip gidiyor. Sergilerimizde bunu çok yaşadık. Hayatımızın büyük bir bölümü köylerde geçti. Hep şöyle denir ya, boş vaktiniz çok denir ama 24 saat görev yaptığınız yere bağımlısınız. Oradan ayrılma şansınız yok. Ama buna nazaren de iki vakit arasında kayda değer bir boş vaktiniz var. Eğer siz nefsinizi oyalamıyorsunuz, nefis bir şekilde insanı oyalıyor. Turgutlar Köyü'nde göreve başladığım zaman caminin alt katı kullanılmaz bir haldeydi. Burayı ibadete açtığımız zaman da sanki bodruma katına girmiş gibi bir hava vardı. Bu havayı yumuşatma adına elimizden geldiği kadarıyla buraya nakkaş ve süsleme hat sanatını icra ettik. Bunun kalıplarını tamamen ben kendim çıkardım ve buraya bu şekilde camimize kazandırmış olduk. Bugüne kadar da görev yaptığımız camimizde de buna benzer eserlerimiz var. Bizim nakkaş işimizin temeli imamette gördüğümüz Çinli dersine bağlı. Yöntem birebir aynı. Ama uygulamış olduğumuz yer farklı bir yer. Osman Hocam Allah razı olsun, köyümüze bayağı bir emeği oldu. İhtiyar heyetler olsun, köy gençlerinden olsun. Bayağıdır bir hizmetleri var. Köyümüze bayağı bir hizmetleri var. Kendisinden Allah razı olsun. Özellikle camimizde yapılan ahşap oyma veya boyama desenlerini yaptı. Köyümüzün bazı yerlerine mesela selektör kurulmasında yardımcı oldu. Köy taşlarında olsun, işlemelerde olsun bayağı bir yardımcı oldu köyümüze, katkıda bulundu. Kendisinden de Allah razı olsun, köy gençlerinden falan çok iyi irtibatta geçti. Malumunuz bir insanın rahatı, huzuru,
can güvenliği, mal güvenliği hep komşusuna bağlı. Komşularla olan ilişkiye bağlı. Bizim komşuluk ilişkilerimiz ne kadar sağlam olursa o kadar huzurluyuz demektir. Neticede bizler malımızı, canımızı ne yapıyoruz? Komşularımıza emanet ediyoruz. Hala bu köylerde bu komşuluk ilişkileri sıcak bir şekilde devam etmekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselam komşuluk hakkında o kadar anlattı, o kadar anlattı ki diyor. Ben komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Osman Hocam köyümüzden ilişkisini kesmedi. Her mesela düğünlerde olsun, bayramlarda olsun gelir. Çağırdığımız zaman gelir. Allah razı olsun böyle hal hatırımızı sorar. Gelip gider köyümüze. Biz gerek gelen misafirlerimize gerekse düğün dernek olduğu zaman ya çam sağlıklı çoban armağanı. Bu da bizim el emeğimiz deyip öyle hediye götürüyoruz. Bu götürdüğümüz, hediye götürdüğümüz gençlerden seneler sonra ya hocam senin düğün hediyesi hala duvarda duruyor. Ben buna çanak çölmek götürseydim, başka bir şey götürseydim beni hatırlamayacak da, unutacak da. Ama seneler geçti. Hala bize yapmış olduğumuz eserlerle tanınmak, onunla anılmak, bu sayede gündemde kalmak güzel bir şey. Küsaya Ağaçköy'e geldik. 30 hanenin üzerinde. Ya sabah namazında iki kişi var benden başka. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Ahmet amca. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Mehmet amca. Başka yok. Ya ne yapmak lazım? Hanıma dedim ya sen bir kahvaltı hazırla bir börek şöyle bir şeyle yap. Sabah namazı giderken götürdüm. Ezanı okuduktan sonra çayı demledim kapattım. Namazdan sonra ya komşular şurada bir kahvaltı yapalım benim karnım açtı falan. Böyle başladık. 17 kişiye çıktık. Cemaat sayımız arttı. Kimseye bir şey getir demiyorsun. Herkes kendinden gelirken bir şey getiriyor. Herkes birer tane getirirse 10 kişiyse 10 farklı bir şey oluyor. Ve komşu köyler duymaya başladı. Onlar da özenmeye başladı. O kahvaltı esnasında da yine biz sohbetimiz ediyoruz. Böyle hocalık taslama ardına değil de ya bulmuşuk adamı kafasını üsüle değil de karşılık sohbet ya da ihtiyaca yönelik şeyler olunca biraz daha böyle tatlı oluyor. Ben Osman Hocamızı çok seviyorum. Niye diyecek olursanız. Sabahları sabah namazından sonra gençlerle kahvaltı yapıyor. İnsanları irşad etmenin en güzel yollarından birisi onlarla sohbet etmektir. Gençleri topluyor. Sabah namazlarında, yatsı namazlarından sonra devamlı onlarla sohbet ediyor. Ayrı bir özelliği kendisi ahşap oyma sanatçısı. Başka bir özelliği kendi köyündeki evini bir müze haline getirmiş. Eski eşyalarını filan bağışlamış müzeye. Büyük ev, bütün eşyasıyla beraber bir müze olmuş. Yine başka bir özelliği kendisi türkü derleyen bir arkadaşımız. Onun için kendisine çok saygı duyuyorum, çok seviyorum. Niye Çağlısı köyünde bir müze? Nereden çıktı bu? Geçmişte gelecek arasında köprü olabilme. Bütün amacımız bu. İşte biraz önce anlattığımız ecdadımızın yaşantısı, hayata aktarışı. Aynı güzellikler burada da var, bu köyde de var. Ama unutuldu. Bunlar yenilensin, canlansın ve ben diyeyim ki oğlum biz buradan geldik. Bizim aslımız, esasımız bu. Bizim değerlerimiz bu. Bunu deme adına bunu yaptık. Bu müzedeki eşyaların %90'ı aileye yadık. Yani üç kuşaktan geliyor. Köy hayatına ilgilendiren A'dan Z'ye ne varsa hepsi burada var. Köyün geçmişiyle alakalı bir araştırma yapmaya ihtiyacı hissettik. Osmanlı arşivlerinden bunun kayıtlarını çıkardık. Bu köy nereye dayanıyor, nereden gelmiş? Üşokların salır boyuna dayanıyor. Bizim tahminimiz bu, araştırmamız bu. Oradan buraya gelen bir şey. Bunu ne yapalım? Unutulan folkloru, adeti, geleneği, göreneği, yaşantıyı araştıralım. Ve yaşlılarımızla yaptığımız röportajlarımız var. Bunu kitaplaştıralım. Ve bizden sonrakilere kalsın. Böyle bir kalıcı eser olsun gayreti içerisindeyiz. Türkü değerlememiz var kendi köyümüzle alakalı. Ben bunu çok önemsiyorum. Ya bir imamın türküyle ne alakası var diyecekler. Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan hadise.
Eğer başta otorite yoksa, devlet yoksa bütün organlar bozuk. Bu sosyal bozulmayı da içerine alan bir türkü ve hikayesi var. Çok güzel bir hikaye var. Herkesin ders alabileceği. Bunlardan iki tanesi TRT repertuarına girdi. Ama bunun dışında da bizim değerlemelerimiz var. Bir 30'a yakın tahmin ediyorum var. Türküler bizim ortak değerlerimiz. Acımız burada, sevincimiz burada, sasamız burada. Tarihimiz burada. Onun için ben bunu önemsiyorum. Yani farklı gözle bakan olabilir ama bir imamın buna da el atması gerekiyormuş. Allahu Ekber. Yani bizler İmam Hatip görevini genelde dört duvar arasına sıkıştırmış durumdayız. Bizim cami içerisinde yapmış olduğumuz görevler aslında rutin olan görevler. Asıl imamlık görevi cami dışında olması gerekiyor. Sizin insanlara ulaşmanız lazım. Onlarla bir şekilde diyalog kurmanız lazım. Bunun farklı yöntemlerini, yollarını bulmak lazım. Ben bu yapmış olduğum farklı işlerde bunun faydasını çok gördüm.